When I throw, 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 throw it up, start twerking like Molly. Oh yeah. Sevgili bahis severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 28 Ocak Pazartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Öncelikle dur ileri alma. Bu bülten rahat. Bugün fazla maç yok. Hemen anlatacağız. Kısaca 5-6 maçımız var ama öncelikle şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Bugün veya cuma günü yaptığınız kuponlara çok fazla para basmayın. Bunu her zaman söylüyorum. Hatta oynamayın hafta içi. Genelde hafta sonu oynayın ama oynayacak arkadaşlar da çok fazla basmasınlar. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar para basın. Her zaman söylüyorum. Dur hemen maçlara geçemileri alma, bir şey söyleyeceğim. YouTube'un altında, bu videonun altında yorum yaptığınız yer var ya, oranın en başına ben bir yorum yazıyorum. Sabitliyorum. Pazartesi'ye özel bir full yorum yazacağım. Oraya bir kampanyadan, bir çekilişten bahsedeceğim. O yorumu mutlaka okuyun. İlgilenenler de Instagram'dan yazsınlar bize ve mutlaka şu videomuzu, yönetmenim şurada çıkardığı, izleyin arkadaşlar. O videoyu baştan sona izleyin. Hem kanalımızın video düzeniyle ilgili, hem iddiada nasıl tutturabilirsiniz, nasıl oynarsanız bu kuponu tutturma yüzdeniz artar ve kasanızı nasıl yönetebilirsiniz gibi bilgiler var. O bilgilere uyarsanız emin olun daha çok kupon tutturacaksınız. Evet, yüzlerce kişinin mesajını görüyorum, kasasını yükselten arkadaşların. Hepsine teşekkür ediyorum attığınız mesajlardan dolayı. Instagram'dan dönemediğim için kusura bakmayın. Daha çok YouTube videolarındaki yorumlara sizlere cevap vermeye çalışıyorum. İlginize, alakanıza teşekkür ediyorum. Başta yurt dışı olmak üzere yurt dışından bizleri destekleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onu söyledi. Videonun altındaki açıklamalar kısmında kanalımıza destek veya bağış yapmak istiyorsanız, ki isteyin arada bir lütfen. Bizim de ihtiyacımız var ekipman açısından. Çok da dilenci gibi oldu ama boşver. Bizim samimiyetimizi bilen biliyor. İşte yaparsanız iyi olur yani. Onun dışında yorumları ekranda görmek için kanalda 3 nokta yani. Yorum derken benim yorumladığım maçları adını kodunu görmek için ekranda altyazı özelliğini açmanız gerekiyor. Telefondan izliyorsanız 3 noktaya basın sağ üstteki, oradan altyazıları özelliğini açın. Bilgisayardan izlerken de video ayarlarından yine altyazı özelliğini açın ki ekranda çıkıyor benim konuştuğum maçların adı kodu. Bir de hızlı konuştuğumu düşünüp anlamayanlar varsa, bazen böyle şeyler geliyor. Elimden geldiğince yavaş konuşmaya çalışıyorum ama karakterim icabı hızlı konuşuyorum maalesef. Onda da yine video ayarlarından hızlı düşürtme var. Ben böyle sarhoş gibi konuşmaya başlıyorum ama olsun yani, en azından anlaşılır olur. O arkadaşlar yavaşlatabilirler. Hemen maçlarımıza geçelim. Pazartesi günü sürpriz günüdür biliyorsunuz. O yüzden mümkün mertebe gollere gidelim. Bir de videolara like'larla bir destekleyelim arkadaşlar ya. Yani izliyorsunuz, izliyorsanız da bir unutmayın. Neden? Çünkü abone olmuyorsunuz. Kanala bir abone olun. Mail adresinizi de, bir hesap almak YouTube'dan 30 saniye. Mail adresini yaz. Şifreni belirle. Artık hesabım var. Ne yapıyorsun? Like yapabiliyorsun, yorum yazabiliyorsun. Bunu yapın ve like'larınızla bizleri destekleyin. Ki daha çok insana ulaşalım. Amacımız daha çok insana kazandırmak ve dolandırıcılara karşı insanları uyarmak. Parayla kupon satın almayın. Paylaşın sağda solda, sosyal medyada insanlara ulaşalım. Burada iyi bir iş yapmaya çalışıyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Maddi olanlar, maddi olamayanlar, manevi. Manevi de böyle. Manevi de like'larla, paylaşmalarla filan işte. İlk maçımıza geçelim o zaman. 159 kodlu mücadele saat 20'de başlayacak. Türkiye'de Ankara Gücü kendi evinde Alanyaspor'u konuk edecek arkadaşlar. Bu mücadelede Ankara Gücü'nün sorunlarla boğuştuğunu, hala devam ettiğini, sorunlarını söyleyelim. Başkanın istifasını isteyen bir camia var ama başkan istifa etmiyor. Muktar'dan sonra parasını alamayan Bifuma da ayrıldı biliyorsunuz. El Kabir'in antrenmana katılmadığı bilgisini alıyoruz. Pinto cezalı, Ortok zaten sakat. Oynayanların pek motivasyonu yok ama yine de içten içe bir refleks olarak da olsa yine mücadele göstereceklerdir diye düşünüyorum. Alanyaspor Sergen Yalçın önderliğinde, Sergen Yalçın'ın da motivasyonuyla zaman zaman iyi performans göstermekte. En son kendi evinde geçen hafta kimi yenmişti? Sivas'ı yenmişti Alanyaspor. Şu an ekran önümü açılmaya çalışırken zaman kazanmaya çalışıyorum. Sivas'ı yendikten sonra da Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile 0-0 kalıp 120 dakika bir maç oynadılar ve orada da 113. dakikada yedikleri golle 1-0 yenildiler. Bu mücadelede Alanyaspor eğer düzgün organize olabilirse, güzel motive olabilirse bu sorunlu Ankara Gücü'nü yenebilir diye düşünüyorum ben. Pinto'nun sarı kartı cezası olduğunu söylemiştik. Ankara Gücü'nün de dediğim gibi yine bir reaksiyon gösterip gollere katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Sürpriz çıkabilir diye korkanlar üste gidebilirler. 1.55 oranıyla Ankara Gücü'nün de gollerle katkısı bulunabileceğini düşünüyorum ben. 2-1, 3-1 gibi Alanyaspor'un da kazanacağını düşünüyorum. 1.60 orandan deneyebiliriz. Dediğim gibi güvenmeyenler, sürpriz çıkabilir diyenler gollere yönelebilirler. Bir diğer mücadelemiz 160 kodlu mücadele Fenerbahçe'ye Victor Moses. Hayırlı olsun bu arada. Chelsea'den geldi, iyi bir futbolcu. Nijeryalı bir futbolcu yanlış hatırlamıyorsam. Zamanında Fenerbahçe'de Yobo gibi
Emanuel Emenike gibi değil mi? Nijeryalılar oynamıştı. İyi de bir futbolcu. Beğenirim Fenerbahçe'yi. Belki Soldado'yu da iyi beslerse bir şeyler olabilir. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de seyircisinin de etkisiyle, katkısıyla biraz daha toparlanma kaydedeceğini düşünüyorum. Ben Malatyaspor'un da oyunu çirkinleştireceğini sanmıyorum. Açık güzel bir futbol oynayacaktır. Fenerbahçe'nin bu kötü halinden faydalanıp puan bile almak isteyecektir. Skorta'nın kırmızı kart cezası olduğunu söyleyelim. Kupada gördüğü kırmızı karttan dolayı ligin ilk mücadelesinde, ilk yarıdaki mücadelede Malatya kendi evinde 1-0 yenmişti ama Fenerbahçe artık burada gol atar diye düşünüyorum ben. O yüzden Malatya'nın da yine gollere katkıda bulunacağını düşünüyorum. Defanstaki sorunlar bir anda düzelmeyecektir. Fenerbahçe'de karşılıklı gol var. Sağlam tercih olacaktır. 1-60 oranıyla oranlar nedense çıkıyor. Yanıltmasın sizi bazen çıkan düşen oranlar. Dediğim gibi anca şöyle olabilir. Hani Barcelona'nın oranı 1.50-1.60 iken Sevilla karşısında nasıl 2.20'ye fırladı? Çünkü Busquets dinlendirildi, Messi dinlendirildi haberimiz vardı. Bu evet çıkış normal. Zaten Sevilla'ya yöneldik hemen. Ama çok önemli bir gelişme olmadıkça ufak tefek Bekir'den 1.50'ye çıkmış falan bunlar pek yanıltmasın sizi. Kafanızı çelmesin yani. Bazen yanıltma amaçlı buraya gidilmesin diye bir korkutma amaçlı oynuyor olabilirler. Burada gollere gitmekten yanayım ben. Fenerbahçe kendi evinde belki kazanabilir. Fenerbahçeli arkadaşlar oynayabilirler ama yine de sürprizden kaçma amaçlı biz var ve üst tercihini yapabiliriz. Sağlam kuponumuz da var. Yine bir diğer kuponumuzda üst tercihini değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 161 kodlu mücadele. Medipol Başakşehir kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek sevgili bahisseverler. Medipol Başakşehir oldukça moralli, motivasyonu yine yerinde. Trabzon'u da yendi, kupadan da elendi, şöyle bir kafayı rahatlattı. Cagne yine yok Kasımpaşa'da, onu söyleyelim. Koyta'nın onun boşluğunu doldurabileceğini sanmıyoruz. O Cagne'nin boşluğu kimse dolduramaz da. Bu arada Veysel ve Jose Sa cezalı durumda kupada gördüğü karttan dolayı. Kasımpaşa'da böyle eksikler var. O yüzden Başakşehir'in oranı düşmeye başlamış. Onu söyleyelim. Burada yine Kasımpaşa'nın ben oyunu çirkinleştireceğini sanmıyorum. Zaten hücum yönü kuvvetli bir takım biliyorsunuz. Yine elinden geldiğince hücum yapacaktır. Kapanmayacaktır. Böyle olduğu zaman da Başakşehir'e tabii ki alanlar bırakacaktır. Başakşehir'de çok önemli bir sakat cezalı göremiyoruz. Burada da yine ben zevkli, tempolu, yine Başakşehir'in kazandığı bir mücadele bekliyorum ama Kasımpaşa'nın da gollere katkıda bulunacağını düşünüyorum. Var ve üst oranı 1.40, biz 1.40'tan üst oranını alalım. Başakşehir 2-1-3-1 gibi kazanabilir diye düşündüğüm için bir oranı 1.35'e düşmüş ama tatmin ederse onu da tercih edebilirsiniz ama ben gollere gidelim, rahat o izleyelim diye düşünüyorum. 1.40 orandan üst oynayabiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 164 kodlu mücadele. İspanya 1. Ligi'nde Alaves kendi evinde Rayo Vallecano'yu konuk edecek sevgili arkadaşlar. Pazartesi akşamları bu tür maçlarda bazen sürpriz çıkabiliyor ama ben yine gollere yönelmenizi tavsiye edeceğim sizlere. Evet, Alaves daha iyi durumda deplasmanda, hatta ligin ilk yarısındaki maçta Vallecano'ya 5-1 yenmişti deplasmanda. Şimdi Vallecano da bir şeyler yapmaya çalışacaktır burada. Zaman zaman deplasmanlarda da etkili olan bir ekip. Yine iyi ayakları var. Gol konusunda sıkıntı yaşamıyorlar ama aynı zamanda yeme konusunda da aynı şekilde. Alaves de kendi evinde uzun zamandır yenilmeyen bir takım. Açıkta oynayan bir takım. Ayrıca defansında bir tane şüphelisi var orta sahada. Şüpheli bir tane sarı kart cezası var orta sahada. Vallecano'da önemli bir şey yok. Burada da pazartesi günü yine ben gollü mücadele bekleyelim. Ona gidelim diye düşünüyorum. Orana gidelim yani. Gol olacaktır zaten ister istemez bu iki takımdan. Üst tercihi, ilk tercihim olacak benim 1.80 orandan. Vallecano'nun da katkı yapacağını düşünüyorum gollere. Dediğim gibi bir kuponumuzda karşılıklı gol var. Bir kuponumuzda üst deneyebiliriz. Alaves'e güvenenler kendi evinde yüksek orandan yine sistem kuponlarına deneme yapabilirler ama ben gollere gitmekten yanayım. Sürprizi en azından kompanse edebilmek için. Ve gecenin son mücadelesi 455 kodlu mücadele 00.15'te gece 12'yi çeyrek geçe. Feyrense kendi evinde Guimaras'ı konuk edecek. Guimaras'ın ne kadar etkili bir takım olduğunu biliyoruz. Benfica ile oynadığı mücadelelerde de anlattık bunu. Her ne kadar deplasmanda da olsa Feyrense'ye göre daha etkili isimlere sahipler. Zaten bulundukları konum itibariyle Feyenoord de alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor ama Guimaraes onlara biraz ağır gelecektir diye düşünüyorum. Bir de son performanslarına baktığımız zaman evet biraz en azından yenilmek istemeyecektir, yenemese de ama Guimaraes tam kadro görünüyor. Feyenoord de az kalecinin sakat olduğunu söyleyelim. Onun dışında orta sahada iki önemli ismin birinin sakat, birinin sarı kart cezası olduğunu söyleyelim. Bu şartlar altında ben çok büyük bir aksilik olmadıkça Guimaraes'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. O yurt dışındaki arkadaşlar özellikle oran tatmin edicidir. 0-2 çifte şans oynayabilirler. Bizde maalesef 1-13-0-2 çifte şansın oranı ama karşılaşmanın ben 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Ya 1-1 ya işte Guimaraes'in 2-1 yendiği bir mücadele düşünüyorum. O yüzden yüksek orandan yine
2-3 gol tercihi yapılabilir. Bu mücadelede 1.75 gibi güzel bir oranı var. Yine sürpriz kupon veya yüksek oran hedeflediğiniz kuponlarda 1.90'dan Guimaraes galibiyeti denenebilir diye düşünüyorum. Pazartesi günü sizler için seçtiğimiz maçlar bu kadar. Da bizleri like ve yorumlarınızla desteklerseniz, videonun altına yaptığınız yorumlarla en azından şu işareti bile koysanız, nokta bile koysanız bizlere destek oluyor. Bu arada bu akşam pazartesi akşamı biliyorsunuz 15 günde bir Yıldızlı Her Şeyden Biraz programımız yayınlanıyor. Yine bu akşam 10-11 civarında herhalde yine yeni bölümümüz yayınlanır. Mutlaka izleyin. Hayata dair bakış açınızı değiştirecek, yer yer hüzünlendirecek, yer yer umutlandıracak çok güzel bir bölüm çektik sizlere. Mutlaka çok izleyin. Çok uzun değil. Bir 10-12 dakika, 15 dakika en fazla. Mutlaka hüzünleneceksiniz zaten ve belki hayata bakış açınız değişecek. Gerçekten güzel video ve Yıldız Hanım'ın da güzel anlatımıyla mutlaka o videoyu da izleyip görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız, like ve yorumlarınızla desteklerseniz çok seviniriz. Hepinize selam var Yıldız Hanım'ın da. Kanala abone olmadıysanız, dediğim gibi videonun başında anlattığım gibi abone olduktan sonra şuraya basıp abone ol deyip bir de zil işaretine basarsanız her video yüklendiğinde bildirim almış olursunuz. Kanalın en başında zaten video düzenimizi anlattık. İddiabilir'e girdiğiniz zaman en tepede normal yazıyor. Normal videolar ne zaman geliyor, canlı yayınlar ne zaman geliyor, hepsinin düzenini anlattık. Artık bununla ilgili çok soru soruyorsunuz, ben de hepsine yetişemiyorum diye. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.